binalarda servis tesisatları vücudumuzdaki dolaşım sisteminin bir karşılığıdır. Asli görevi temiz ve kirli havayı birbirine karıştırmadan ulaşması gereken kompartmana ulaştırmaktır. Servis tesisatlarından bahsederken bu işin eti ve tırnağı olan damper ve kanallardan bahsetmemek de mümkün değildir. Yangın dayanım testlerini uygulamamızın asıl amacı, teste maruz bırakılan yapı elemanının yangına dayanım karakteristiklerini hangi süre koruyabildiğini test etmek ve değerlendirmektir. O zaman aklınıza şu soru gelebilir. Damperin ve kapının veya döşemenin, duvarın farkı nedir? Temel fark, tasarım felsefesi ve yapması gereken görevdir. Kapıyı, duvarı, döşemeyi gözünüzde canlandırdığınızda tanımları, konumları, doğrultuları ve geometrileri gereği asli görevlerinin yangına doğrudan komşu olan kompartmanı yangından korumak olduğunu anlayabilirsiniz. Ancak servis tesisatları yine yapıları gereği yangına doğrudan komşu olmayan daha uzaktaki mahallere de yangını taşıyabilirler. Diğer kompartmanları da yangından korumak zorundadırlar. Tam burada yangına dayanım testlerinin kapsayıcı kriteri olan bütünlük ve daha alışılagelmiş sınıflandırmalar olan yalıtım, termal ışıma gibi sınıflandırmaların dışına çıkıp servis tesisatlarına özel bazı sınıflandırmalardan bahsetmemiz gerekiyor. Bunlar da başlıca duman sızdırmazlık ve çevrim dayanımı sınıflandırmalarıdır. Farklı basınç değerlerinde ve tam çevrim sayılarında yapılan bu testlerin bir kısmı da yangın dayanım testinin öncülüdür. Yani bu yangın dayanımından önce ortam sıcaklığı testlerinde ürün belli şartları karşılayamazsa yangın dayanım testine girmeye de hak kazanamaz. Kısacası servis tesisatlarının tamamının görevi aslında yangın senaryosundan önce başlar ve yangın bitene kadar da devam eder. Son olarak yangın sonucunda yaşadığımız can kayıplarının büyük çoğunluğunun boğulma yüzünden olduğunu göz önünde bulundurduğumuzda servis tesisatlarının tamamının neden bu kadar meşakkatli ve detaylı testlere tabi tutulduğunu daha iyi anlayabiliriz.